Hello. Evet, yine bir mucize doktor çizimi. Çünkü nedense çok seviyorsunuz. Bu seferkini biraz yakından göstermek istiyorum. Çünkü renkleri tam belli olmuyor. Büyük ihtimalle ışıktan kaynaklı bu. Benim elimdeki kağıt birazcık daha koyu renkleri tutuyor. Hadi başlayalım, zamanla konuşuruz. Sağ üst köşeye resmi koyuyorum, referans resmini koyuyorum. Çünkü o zaman benzeyip benzemediğini daha iyi biliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Çok fazla çünkü dedim. Neden böyle oldu? Neyse. Her zaman yaptığım gibi gözlerle başlıyorum. Çünkü ben kendime gözleri baz alıyorum. Yani gözleri eğer oturtturabiliyorsam sonrası çok kolay geliyor benim için. O yüzden gözlerle başlıyorum. Yine sulu boyada olduğu gibi net olan yerleri net bir şekilde çiziyorum. Gölgeye bırakılacak yerleri de ufak taslaklar halinde atıp bırakıyorum. Şimdi arkada kalan göz burun kapattığı için aslında çok fazla detayı yok. Bu bizim için bir avantaj. Yani yan profil çizimleri. Bu tam yan da değil. Çapraz profil oluyor. Daha önce yan çizimde yaptık, düz çizimde yaptık. Çaprazı ilk defa yapıyoruz sanırım. Ama bu çizimler benim için bir tık daha kolay geliyor. Çünkü yan tarafa doğru hafif bir eğim var ve bu burun arkadaki gözü kapatıyor. Yarım surat çizmek gibi. Bu arada çok beyaz tenli. Bunun da bir avantajı var. Evet, şu an yukarıda gözler, altta dudaklar. Hafif de bir burun çizgisi attım. Evet, şimdi onları netleştiriyorum. A4 sıradan bir A4 kağıdı kullandığım için suyu çok fazla emiyor ve bu renklerin aslında yaparken esas renklerini görmemizi engelliyor. Bu bizim için bir dezavantaj. Yani elinizde varsa eğer sulu boya kağıdı kullanın. Benim elimde şu an bir sürü müsvedde olduğu için ve kağıtları yazık etmek istemediğim için bu şekilde değerlendiriyorum. Ve yaklaşık elimde 200 kadar böyle bir kağıt var. Bunlar benim elime, ya kendi çıkarttığım müsveddeler değil, bunlar benim elime bir yerden geçti. Arkasında zaten oylama tarzında bir şey var. O yüzden bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Yani elinizde sulu boya kağıdı varsa siz sulu boya kağıdıyla yapın. Resim kağıdı da değil, bildiğiniz böyle özel kağıtlardan. Çünkü suyu yeteri kadar emmiyor bunlar. Evet, gölgeleri vermeye başladım. Önce çizgiler, sonra arka plan, ondan sonra gölgelendirme. Gölgelendirmeden sonra da çok çok ince detaylar. Kurması da birazcık zaman alıyor. Yani ben bir yarım saat kadar kurma molaları veriyorum. Çünkü boyalar birbirine karışması gerekiyorken birazcık daha yaşken kullanmam gerekiyor ama kağıt çok yıpranıyor. Ya A4 kağıdı olduğu için suyu emdikçe ve boya üst üste geldikçe çok yıpranıyor. Bu yüzden yarım saatlik molalar vererek yapıyorum. Siması çok tatlı değil mi ya? Tam bu role tam uyabilecek insanı bulmuşlar. Daha önce bildiğiniz üzere bir sürü mucize doktor çizimi yapmıştık. Onları da buralara bir yerlere bırakır mı izlersiniz belki. Genelde onlar Ali ve Nazlı ile alakalı. Alnaz sahnelerinden. Dans sahnesi çizmiştik. İlk öpücükle sahnenin girişini çizmiştik sanırım. Dediğim gibi Harry Potter çizimleri geliyor. O yüzden birazcık hazırlık yapıyorum. Şimdi saçlar için arka plana attım. Koyu renk saç çalışmayı gerçekten hiç sevmiyorum. Çünkü koyu renkte yeteri kadar koyuluğu veremeyebiliyorsunuz. İşte ben önce arka plana atıyorum. Arka planın içerisindeki en açık renk neyse arka planı onunla atıyorum. İşte saçlarda mesela ışıklandırma var ve bu ışıkların en açık tonu bu çok çok uçuk bir kahverengi ise ilk başta onu arka plan olarak atıyorum. Sonra üstünden bir tur çizgiyle geçiyorum.
Kuruduktan sonra bir tur daha çizgi geçiyorum. Sonra bir ton koyusundaki renkle tamamen boyuyorum. En son üstünden kalemle geçiyorum. Yani yaklaşık bir 3-4 seferden oluşuyor. Böyle şak diye, oh ol diye bitmiyor hemen. O yüzden koyu renk saçla uğraşmak en sevmediğim kısım. Açık renk saçları seviyorum ama. Kıyafetinde çok fazla bir şey yok. Doktor önlüğü. Mavi ve beyaz. Beyaz olması çok işimi kolaylaştırıyor. Kağıtta hiçbir şey yapmamış oluyorsunuz. Ve üstüne bir de stetoskop ekliyorsunuz işte. Yani beyaz olması gerçekten işimi kolaylaştırıyor. Ama keşke arka planı bir tık daha koyu yapsaydım. Evet, saçların üstünden iki kat geçmiş olmama rağmen hala istediğim koyulukta değiller, farkında mısınız? Çok belli oluyor. Neyse, umalım ki dizimiz bitmesin. Çünkü izlemeyi seviyorum. Ya şu an televizyon sektöründeki diziler o kadar şey ki. Bütün dizilerde bir aldatma olayı, bir kadına şiddet, bir tabanca, silah taşıma, yani saçma sapan şeylerle. O yüzden ben Mucize Doktor'un varlığını seviyorum. Hiç bu tip şeylere değinmiyorlar. Daha naif bir dizi. O yüzden seviyorum. Ne diyelim, ömrü uzun olsun. Şimdi Nazlı'nın saçında birden farklı dönüm noktası var. İşte perçemlerinin olduğu kısım var, toplu olduğu kısım var, arkasındaki at kuyruğu kısmı var. Bunların hepsini birleştirince aslında hepsinin yönü farklı oluyor. Yani mesela çizimi bitirdikten sonra bile üstünden 2-3 kat daha saç detayı ekledim. Kaçıncı kattayız şimdi? Alt kata ekledik. 2 defa üstünden çizgilerle geçtik. Bir defa arka plan ekledik. Bir defa daha çizgilerle geçtik. Üstten bir arka plan daha ekledik. Yani kaç olmuş? 6 mı? 6-7 kere oldu. 7 kere işlem yaptım üstüne. Daha bir kere daha kalemle geçeceğim. Stetoskopta yani çok fazla bir etkisi olmadı. Orada sadece bir doktor önlüğü havası vermesi için var. Onun kenarındaki bu işte önlüğün buruşukluğunu yapmak için de hafif griliklerle desen bıraktık. Kuru kalem kullanıyorum. Çok siyah olmasını istediğim yerlerde siyah kalem kullanıyorum. Parlaklık yapacağım kısımlarda da beyaz jel kalem kullanıyorum. Beyaz jel kalem beyaz sulu boyadan kurtardı. Evet, şu an mesela az önceki renkler çok daha koyuyken şu an çok daha açık. Arkadan gelen güneş, yani yerimi değiştirmek zorunda kaldığım için güneş ışığından dolayı böyle bir şey oldu. Az önceki resmi gördünüz. Neyse, belki rengiyle birazcık oynarım, siz fark etmezsiniz. Böyleydi, bu da bitti. Evet, dediğim gibi son portrelerden bunlar da. O zamana kadar daha önce çizdiğim resimleri göstereyim birazcık. Hop. Mucize Doktor'dan daha önce çizdiğim resimler. Onlara yukarılardan erişebilirsiniz. Koymuşumdur mutlaka. O zaman ne diyoruz? Buradan sulu boya videolarına, buradan minyatür videolarına, buradan da mutfak videolarına ulaşabilirsiniz. Buradan mutlaka abone olmalısınız. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Aşağılara yorum yapabilirsiniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.